Merhabalar sevgili dostlar. Yine sizlerle beraberiz. Önce bir yasal uyarımızı bir yapalım. Burada anlatılan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Burada portföy danışmanlığı yapılmamaktadır. Al, sat, tut tavsiyesi verilmemektedir arkadaşlar. Burada yasal uyarıyı okuduğunuzu varsayaraktan hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi Teleman'ı inceleyeceğiz arkadaşlar. Teleman'dan bir haber aldık. Teleman'ı bayağı yapmadık arkadaşlar. Trabzon Limanı bayağıdır yapmadık. Onun için yapalım dedik. Bir de bu ambarga kalkma ihtimali var. İran'la Amerika'nın ambargayı limanlarla ilgili ambargayı kaldırma ihtimali var. Bu görüşmeler var. Tam olarak teyit edemedik ama öyle bir söylentiler var. Onun için Teleman kritik bir yerde de yani bu kritik bir yerde kapattı Cuma günü. Güzel yerde kapattı. Onun için biz yapmak istedik bunu. Şimdi Teleman'ı biliyorsunuz biz çok zamanı çok yaptık. 45 liraları gördüğü zaman yaptık. Oralardan döndü. Buralara kadar indi. Tabi bu 45 liraya çıktığı zaman bir de ambargo yedi. Amerika'dan bu limanlarla ilgili bir ambargosu vardı. Ondan sonra Teleman her geçen gün geriye geldi. Şimdi Teleman'ı inceleyelim arkadaşlar. Yarın tavana da gidebilir. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Teleman buralar 28 liralar. Güzel yerler. Tam alım yerleri arkadaşlar. Şimdi inceleyelim. Güçlü bir desteği var 26.80. Burayı bir takip edelim arkadaşlar. Burada da Fibonacci'si var. Yani Fibonacci'nin üstünde kalmış. Bakın son Cuma günü güzel bir kapanış yapmış. Hemen hemen 28 liralara kadar gelmiş. 28.60'da kapatmış. Fibonacci 27.82. Yani 27.82'ye dokunup yukarı gelmiş. Yukarıda 32 30'u var arkadaşlar. Yukarıda bir direnci var. Bu direncin üstünde kaldığı takdirde hatta yarın 31'in üstünde kaldığı takdirde yukarıda 32'yi zorlayacaktır. 32 direncini geçtikten sonra 33 direnci var arkadaşlar. Bu direnci de geçerse bakın şu kanalda 37.82'lik bir Fibonacci bölgesi var. Bu bölgeye attığı zaman kendini arkadaşlar artık Teleman'ın yükseliş trendine girdiğini söyleyebiliriz. Şu anda da aslında yükseliş trendinde zaten. Buradan düşmediği sürece yükseliş trendinde Teleman. İlk hedefi 35 lira olacaktır Teleman'ın. Ondan sonra bizim kendi şahsi hedefimiz 45 lira tabi. Yatırım tavsiyesi değil de tabi arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi eski yerlerine gelecektir Teleman. Hızlı bir şekilde. Dediğim gibi bilançosu da güzel gelme ihtimali var Teleman'ın. Baktığımız zaman eğer bu söylentilerde doğruysa Amerika'nın ambargosunu kalkarsa ambargo Teleman'da artık daha da güzel yerlere gelecek. Şimdi biz yarın nelere dikkat edelim arkadaşlar? İlk önce bu 28 liralarda tutunacak zaten Teleman. 32-30'un üstüne atması lazım. Teleman'ın 32-30'un üstüne attığı zaman takdirde Teleman'da güzel yerler gelecektir. Baktığımız zaman yarın tavanı zaten 31-46 tavanı olacak. Biz 31'in üstüne tutunduğu takdirde yani 30'un üstüne kendini attığı takdirde artık oralarda kalıcı kaldığı takdirde yarın tavan kapatabilir. Ve dediğim gibi bu Fibonacci noktalarına dikkat edelim. 32.30 ve 38.50'ler ilk dirençler olacak sırasıyla. Bizim Teleman'da 26.80'ler güçlü bir desteği var altta. Oraya dokunup bir daha yukarı çıkabilir. Yani şuradaki Fibonacci bozulursa 28'ler 26 liraya da gelebilir. Buraya dokunup hızlı bir şekilde kendini yine bu bölgeye atacaktır arkadaşlar. Yani şu kanala girdi takdirde şu kanala artık yükseliş trendine girecektir. Sırasıyla 31 lira direnci var. 33 lira ve 35 lira direnci var. Yani kısa sürede 35 liraya kendini atacaktır bu hafta için. Bu hafta Teleman'da hareketlilik bekliyoruz arkadaşlar. İndikatörlere baktığımız zaman indikatörlere Mehdi'ye bakalım. Bize ne gösteriyor Mehdi? Mehdi de şu anda
Evet. Altta hacimlenme var. Yavaş yavaş yukarı doğru bir hacim görünüyor. Metti de ala geçmiş zaten. Şimdi bakalım. Sokastiğe bakalım. Sokastik de şu anda diplerde. O da ufak ufak al sinyali veriyor. Sokastik de al sinyali veriyor arkadaşlar. Hareketli ortalamaya baktığımız zaman hareketli ortalamada da şu anda onu dokunmuş. Yani yükseliş trendini gösteriyor hareketli ortalamada. İçimoku bulutuna bakalım. İçimoku bulutunun hemen biraz altında kapatmış. Yani bunun üstüne çıktığı takdirde dediğimiz gibi yani İçimoku bulutun üstüne çıktığı takdirde zaten şuralara gelirse ise şuralara geldiği takdirde buralara tutunduğu takdirde yukarı doğru kendini atacaktır. İlk hedefi şuralar. Buralara takıldığı takdirde yani 32 30'un üstünde kaldığı takdirde kapanışlar yaptığı takdirde bir anda kendini 35 lira ve buradaki Fibonacci 38 40 olan Fibonacci'ye de tutunma çalışacaktır. Ve ondan sonra kendini artık üst segmentte 45 lira. Ya bizim kısa vadeli 45 lira bir hedefimiz var arkadaşlar Teleman'la ilgili. Ama benim kendi şahsi hedefim tabii ki kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. 65 liralık bir hedefim var arkadaşlar Teleman'da. Teleman'la ilgili. Ama uzun vadede 65 lira bir hedefimiz var. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ama dediğim gibi bu ambargo olayı biraz kafamızı karıştırdı. Eğer ambargo olayı doğruysa İran'la ilgili Amerika'nın kaldırdıysa ambargo bu Teleman'a çok iyi yarayacaktır. Yani Teleman'la ilgili güzel şeyler artık başlayacaktır. Zaten burada Teleman için güzel alım yerleri yani 28-60'lar çok güzel alım yerlerine geldi aslında. Bakın burada ne zaman 19 Nisan'da 23 liraya kadar düştü Teleman. Ondan sonra bir anda toparladı kendini. 29 liraya attı. 29 liradan biraz geri çekildi. Sonra dediğim gibi Teleman'ı şu bölgede kaldığı sürece yukarıları hedefleyecektir. 28-30'un altına düşmediği takdirde yukarıları hedefleyecektir. Yani ilk dirençleri bunlara dikkat edin. İlk direnç 32 30 olacaktır. Sonra 38, sonra 45. Yani bunları dirençler, Fibonacci dirençleri arkadaşlar. Bunları geçti takdirde dediğimiz gibi bir anda kendini artık Teleman daha da üst seviyelerde bulabilir. Herkese bol kazançlar diliyorum. Yarın borsamız da inşallah iyi açılır. Böyle devam eder. Herkese bol kazançlar diliyorum. İyi akşamlar.